Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Amerika'dan sesleniyorum. Güzel bir araba etkinliğine geldik. Miami'deyiz. Şansımıza da hava bayağı bir güzel. 2 gündür yağmur yağıyordu. Bugün hava açtı. Güzel bir araba buluşmasına geldik. Yaklaşık 30 araba var. Konsept, günümüz ve aslında geçmişten olan klasik arabalar da var. Biz bugün klasik arabayla buradayız. 2 tane getirdik. İstiyorsanız çok da konuşmadan arabaları gezmeye başlayalım. Bu kısım konsept araçların bulunduğu bölüm. Bayağı güzel arabalar var. Başta DeLorean var. 911, LaFerrari, Espada Lamborghini'yi bayağı bir modifiye etmişler. Amerikan muscle aracına benzemiş. Ve sonra iRobot filminde oynayan arabaların tasarımcısını yaptığı arabalar var. Detaylı bir gezelim isterseniz. DeLorean'a bakınca zaten aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Güzel bir white body yapmışlar, jantlar. Şöyle yandan da göstereyim. İçi de komple modifiyeli. Bir içine de bakalım. Çılgın bir araç olmuş. Bu arada şu an Florida'da herhangi bir tüf, muayene olmadığı için insanlar rahat rahat bu tarz arabaları kullanabiliyor. Şöyle içine göstereyim. Bayağı iyi. Ve asıl aslında olay turbo yükleme. Arkada haram bilgiler var. Ve direkt belli oluyor zaten. Yanında bir tane 911'imiz var. Fakat içten yanmalı değil, artık komple elektrikli bir araba. Gelecek biraz böyle gözüküyor. Hem klasik hem elektrikli. Sizce nasıl olmuş? Yanına bir tane LaFerrari'miz var. Bunda herhangi bir oynama yok. Bunu satılığa getirmişler buraya. 4 milyona satılık. Aracımız yine her zaman gibi stok değil. Bir tane Lamborghini Espada. Bayağı yoğun bir emek var. Hatta organizatör sahibinin bu araç. Şöyle bir detaydan göstereyim size. Lastikler zaten muazzam. İçine bakalım bir de. İçi de baştan tasarlanmış. Koltuklar, moltuklar. Ve asıl güzel olan manuel. Otomatik değil. Şöyle motor bölümünü de göstereyim. Yani düşün, bu arabayı burada yasal olarak kullanabiliyorlar. Bizde olsa herhalde ilk çevirmede bağlanır. Aynı şekilde Almanya'da da. Florida'nın da rahatlığı böyle. Kaliforniya'da da yine işler değişiyor. Burada işte iRobot filmin tasarımcısının yaptığı arabalardan biri. Uzay aracı gibi. Şöyle içine bakalım bir. İlginç. Bu aracı da bakalım bir. Yanlış hatırlamıyorsam bu araçlarda LS3 vardı. Yani Corvette motoruyla yürütülüyorlar. İlginç bir tasarım. Bunlar konsept araçlarıydı. Gerçi LaFerrari çok konsept olmasa da bir tane Lamborghini daha var. Espada. Burada dün aslında bir tane Aventador SPJ duruyordu. Dün çok yağmur yağınca kaldırmışlar o arabayı. Bir tane Lamborghini STO. Bunlar da yeni çıktı. Ülkemizde henüz var mı bilmiyorum ama hoş olmuş. Özellikle konfigüre ederken şu detaylar. Kaputun üstünde de bir hava girişi var.
hoş duruyor. Keşke araç sahipleri olsa da çalıştırma fırsatımız da olsaydı. Yan tarafta bir tane F430 Stradale var. Bayağı racing spec. Roll cage'i falan var. Şöyle bir de genel plan göstereyim. Burada bir tane Bentley Continental GT'miz var. Bunlar stok araçlar tabii ama kombin bence güzel. Özellikle Miami için beyaz mavi. Güzel kombinler olmuş. Burada bir tane DBX'imiz var. Aston Martin çıkarttı. Bu aracın bir de aslında olayı videoda görebiliyor musunuz ama burada böyle kaplamalar mevcut. Böyle kaplama yapmışlar. Bir tane Rolls Royce'umuz var. Baba gelmiş buraya Rolls Royce'le koymuş direkt. Güzel. McLaren. Fenerbahçe'ydi şimdi diyebiliriz. Porsche Taycan. Çağlar'la güzel bir video çekmiştik. Bunlar da kaplamacıymış. Güzel böyle bir kaplama yapmışlar. Jantlar da farklı. Volvo'nun aslında spor arabalarını, yani üst segment spor arabalarını ürettiği Polestar komple elektrikli olan aracı. Daha önce canlı görmemiştim. Bayağı güzel. Ülkemizde sanırım satışta yok. Bu araç da birazcık komedi. Aracın fiyatı 5000 dolar, 10.000 dolar civarı ama takılan jantlar onun 3-4 katı. Komple altın kaplama. Tam Miami çılgınlar işi. Üstteki jantlar, öndeki jantları hatta örtmüş abiler. Bir zarar gelmesin diye. Çılgınlar. Burada bir tane teknemiz var. Buna ilham alındığı araba da bir Porsche'miş. Bu ilk Porsche'lerden. Burada aslında onun aracı da vardı ama o dün satıldı. Şöyle yakından göstereyim. Speedster. Komple Porsche'ye benzer şekilde tasarlamışlar. Burada da bir teknemiz var. Tekne hastaları bilecektir daha doğrusu. Benim çok bilgim yok. İçinde bir detaylı göstereyim size. Merak eden olur belki. Burada da nadir görebileceğimiz bir araç var. İlham alındığı tasarım aslında uçaklardan, jantlarından görebiliyorsunuz. Orijinal direksiyon aslında şu an takılı değil. Orijinal direksiyon daha da güzel. Gallardo direksiyonu gibi direksiyon takmışlar şu an. Daha rahat kullanmak için. Şöyle. Burada da yine uçaklara görebiliyorsunuz detayları. Yine böyle ön taraftaki mekanik, mühendislik. Motoru da bir Audi motoru var. Şu şekilde. Audi'nin motorunu kullanıyor bu şirket. Yine aynaları da ilginç ve güzel. Şöyle uzaktan da göstereyim. Burada da bizim getirdiğimiz bir araçlardan biri var. Belki çoğunuz K Müzesi'ni hatırlayacaktır. Giriş bölümünde duruyordu. Bir Benz. Burada bir Porsche Cayman var. Turbo. Bunu da böyle size detaylı bir şekilde arkadan göstereyim. Burada motorlarımız var. Bu yanlış hatırlamıyorsam Triumph motor. Bayağı bir modifiye edilmiş tabi. Bayağı custom olmuş. Iko'ya buradan selamlar Türkiye. Iko sever. Abiler makineyi bayağı bir basmış. Ve
Motor komple arkada açık bir şekilde duruyor. Burada motor kısmı. Egzozları örtmüşler. Dün bayağı yağmur yağdı çünkü su girmesin diye. Dün çalıştırdılar, bir de muazzam ses çıkarıyordu araba. Şöyle göstereyim. Burada da yine ilginç bir tasarım var ve bu araba yine sokakta bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani şurada ahşap mesela bozulmuş bile. Bu arabayla abimiz Hot Wheels'ta ikinciliği almış zamanında. Hot Wheels yarışması varmış. İlginç bir tasarım. Motorunu falan da modifiye etmiş. Şöyle içini de göstereyim. Çok sade zaten içi de. Bir tek direksiyon var. Bir de otomatik vites. Başka hiçbir şey yok. Burada elektrikli bir aracımız var. Komple elektriğe çevirmişler. Şöyle detaylı göstereyim size. Burada da merak edenler için bütün detaylar var. Okuyabilirler. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Bir yan tarafta aslında çoğumuzun hasta olduğu, özellikle oyunlardan, Ford GT var. Bu araç aslında orijinal bir Ford GT değil. Lisansını satın almışlar. Ondan sonra replika olarak üretmeye başlamışlar. Aslında replika da diyemeyiz. Çünkü artık lisansı onlarda. Yani güncel bir araç bu. Klasik bir araba değil. Hoş olmuş. Bayağı iyi. Yine dün yağmur yağınca bayağı bir buğu yapmış araba. Şöyle frenleri göstereyim. İçi de bayağı iyi. Yan tarafta da bir tane Ferrari 308 var. Bu da yeni ilginç bir proje. Komple kaportayı söküp kaporta parçalarını yeniden karbondan tasarlamışlar. Arabayı bir de klasik görüntüsünden birazcık günümüze taşımak için farklı farlar kullanılmış. Ön farlar farklı. Araçta yine iyileştirmeler de var motor bölümünde. Kaportada da. Şöyle detaylarını da göstereyim arabanın. Yani komple bu gördüğünüz kaporta karbon. Keşke karbon bıraksalarmış. Boyamışlar ama. Daha uyumlu olacağı için öyle düşünmüş. Burada yine karbonu görebiliyorsunuz. Burada da ince detaylar bırakılmış. Bir de içini göstereyim böyle. Şöyle bir de arkaya bakalım. Sesini bir de duyabilsek. Ve bu araçtan sadece 40 tane üretmek istiyorlarmış. Burada da okumak istiyorsanız ince detayları mevcut. Yan bölüme geçince 500 sek Koenigs ilginç body kit. Zamanında muazzam pahalı olan, kimisinin ya beğendiği ya da beğenmediği bence. Çok ilginç bir body kit. Bayağı ekstrem duruyor. Sizce nasıl? 500 sekten sonra getirdiğimiz ikinci araç komple restore edildi bu araç. Yani bir hurda olarak aldık. Yani araç bayağı döküktü. Ve bu şekilde gelmesi yaklaşık 4 ay sürdü. Yoğun bir işçilik. Şaseye kadar söküldü. Motor rektifiye edildi. Gördüğünüz komple bütün bu parçalar alüminyumdan, ustalarımızın eline sağlık, el işçiliğiyle yeniden yapıldı. Çünkü günümüzde artık bu aracın parçaları üretilmiyor. 74 model aracımız. Şöyle yakından detaylı da göstereyim. Bütün alt takım, her şey sıfır. Yeni bir araç diyebiliriz aslında. Boya kombin de aslında Miami'ye özel burada böyle seçildi. Çünkü dikkat edeceğiniz şekilde şase ve çamurluk içlerinde de Miami'nin simgeleri mevcut.
Böyle papağanlar, palmiyeler, iguana, burada yine palmiyeler. Ve arkasına dönünce zaten Miami yazısını görüyoruz. Şöyle dönelim. Burada yine Miami'yi simgeleyen noktalar var. Bütün her şey elektrik aksamları da komple yine sıfırdan yapıldı. Bu deri normal deri değil. Özellikle tekne ve yatlarda kullanılan ürünleri kullandık burada. Yani yağmurda da bıraksanız bozulmuyor. Arka kısımda aynen öyle. Çoğu insan bu ahşabı tik sanıyor. Fakat bu bakım daha kolay olsun diye bir plastik madde ama ahşap görünümünde yapıldı. Yine metalik bir beyaz mevcut. Özellikle güneşin altına hoş duruyor. Şu an hava birazcık bulutlu. Motor yine 2.25. 4 silindir kendi motoru. Şanzımanı 4 ileri. Çok güçlü bir makine değil. Atmosferik. Yanlış hatırlamıyorsam 67 beygir olacaktı. Siz nasıl buldunuz? Sola geçersek de tüpçü arabamız var ama ilginç bir modifiye yapmış abimiz. Jet motoru takmış. Dün bunu çalıştırdı aslında ama bu daha çok şov için, yani pek bir işlevi yok. Yani gücü arabayı itecek kadar yeterli değil. Motorda stok, yani bir 2JZ RB falan bekliyordum ben. Ama stok sadece şov amaçlı yapılmış bir araba. Abimizin yine de eline sağlık. Burada da Red Bull'un Formula 1 arabası var. Galiba gerçek değil ama daha çok böyle gösteri için kullanılması yapılan bir araba. Hatta Verstappen'le Sergio Perez'in isimleri var. Bayağı bir ilgi çekiyor ama. Şöyle yakından göstereyim fotoğraflarını çektirdikten sonra. Şöyle direksiyon kısmını şöyle detaylı bir gezelim. Önümüzdeki sene Formula 1, özellikle bir de Miami'de yapılacak. Katılamasak da televizyondan güzel bir yarış bekliyor. No problem. Onun dışında videonun yavaştan sonuna gelebiliriz. Elimden geldiğince araçları detaylı size göstermeye çalıştım. Çalıştırma fırsatımız ne yazık ki olmadı. Çünkü sahipleri yoktu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.